Gençlik merhaba. Şimdiki videomuzda klasik sorularla biyoloji tekrarı yapacağız. Daha doğrusu pekiştirme amaçlı bu. Canlıların ortak özellikleri ile ilgili video konu anlatımını yapmıştık. Şimdi de bunu daha e, pekiştirmek adına klasik sorularla tekrar yapacağız. De, e, ta iyi pekiştirmeye çalışacağız. Ve bu bizim 2021'in ilk videosu ama ne ile ilgili? Klasik sorular ile ilgili olanı yoksa konu anlatımı ile ilgili olanı videomuzu zaten atmıştık. Aynı zamanda gençler ee, geçen e, dönem daha doğrusu bir iki ay önce yaptığımız yani çok fazla zaman geçmedi. Orada yaptığımız gibi bu klasik sorularda çıkma ihtimali olan kısımları zaten size söyleyeceğim. Birinci dereceden onları bilirseniz çok iyi olur. Diğerlerini böyle sırf hani konu bütünlüğü sağlansın diye zaten eklemişiz. Onlara da dikkat edelim gençlik. Birinci sorumuz hemen. Hücre neden canlıların temel birimi olarak kabul edilir? Çünkü hücre bir canlının canlılık faaliyetlerini gösterebilen en küçük birimdir. Mesela mitokondri neden değildir ve kloroplast neden değildir? Çünkü mitokondri ve kloroplast tek başına canlılık faaliyeti gösteremez de ondan dolayı. Canlılar hücreye göre birbirlerine nasıl ayrılırlar? İki şekilde ayrılabiliyor hücre sayısına göre ve bir de hücre yapısına göre. Hücre sayısına göre canlılar kaç ayrılır? Tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar olmak üzere iki şekilde ayrım yapabiliyoruz. 4. Tek hücreli canlılar hangileridir? Bakteriler, arkeler ve protistalar. Zaten bakın bakteriler ve arkeler prokaryot'tu değil Bakın gençlik burada ne demiştik? Prokaryot canlılar demiştik. Bunlar prokaryottu. Zaten prokaryot canlıların da aynı şekilde prosu olduğu için bunların tek hücreli olduğunu biliyorsunuz. Ve aynı zamanda bir de burada var? Protista var. Protistanın da prosu var. Ama diyoruz ki bazı algler hariç. Ha demek ki burada bir netlik yüzde yüz yok. Yani bakteriler ve arkeler yüzde yüz tek hücreli ama protistalar alemi içerisinde ise tek hücreli olan, çok hücreli olan canlılar da vardır. Peki çok hücreli canlılar hangileridir? Bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Şimdi yine burada da bir istisna var. Mantarlar çok hücreli ama bir tanesi hariç. O da maya mantarıdır. Etil alkol fermentasyonu yapan mayalar bunlar gençlik çok hücreli değil. Tek hücrelidir bunu da yine bilelim. Hücre yapısına göre canlılar kaç ayrılır? Prokaryot canlı ve ökaryot canlı. Bakın bu yapısına göre yani yapısını inceliyorsun içerisinde içeriğine bakıyorsun. Mesela prokaryotlarda çekirdek yok, ökaryotlarda çekirdek var. İşte buna göre ne yaptık? Ayrım gerçekleştirmiş olduk. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılar hangileridir? Bunlar bakteriler ve arkelerdir. Hangilerinin prokaryot olduğunu gençlik bilirsek iyi olur. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılar hangileridir? Bunlar protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi. Dikkat ederseniz ökaryot olan canlılar daha fazla ve basitten karmaşa doğru sıralamayı bilirsek yine çok iyi olacak. Zaten burada pro vardı, pro birdi. O zaman ilk olanı zaten basitten başlaması gerekiyor. Tek hücreliler ile başlaması gerekiyor ki bunlar amip, öglene, paramesyum gibi canlılardır. Bütün canlılarda ortak olarak bulunan tek organel hangisidir? Yani ökaryot ve prokaryotlarda ortak olarak bulunan organel ribozom organelidir. Başka da organel ortak olamaz canlılarda. Prokaryo canlılar, prokaryot hücre yapısına sahip canlıların özellikleri nelerdir? Bu 5 özelliği çok iyi bilelim gençlik. Bakın bu 5 özelliği hiçbir zaman unutmuyoruz. Bakın bunların çekirdekleri yoktur. Zaten prokaryotluk demek çekirdeksiz demektir. Tek hücrelidirler. Tek organelleri vardır. Bakteri ve arkadaşları burada. Arkeler arkadaşları diyoruz. bakteriden arkadaşlarıdır zaten arkeler. Arkeler de buraya içermiş oluyoruz. Aynı zamanda bu özellikler bu canlılar basit yapıda olan canlılardır. Canlıların besinlere neden ihtiyacı vardır? Çünkü enerji ihtiyaçlarını karşılamak isteyecekler. Büyümek ve gelişmek için besine ihtiyaç duyacaklar. Yapılarına katacakları maddeler lazım. Bundan dolayı beslenecekler. Yıpranan doku organlarını onarmak için besine ihtiyaç duyacaklar. Ve kimyasal tepkimlerini düzenlemek için yine besinlere ihtiyaç duyacaktır canlılar. Kendi besinini kendi üretebilen canlılara ne diyoruz? Ototrof veya üretici. Zaten oto demek kendi demektir. Bakın otomatikten geliyor. Kendi mesela otobiyografi değil mi? Kendi biyografisine kendiyle ilgili bilgi yazmaya diyoruz. Ototrof canlılara hangi canlılar örnek verilebilir? Bitkiler, algler, yosunlar, ölgdene bazı bakteriler ve bazı arter verilebilir. Kendi besinini üretemeyen canlılara ne denir? Heterotrof canlılar veya tüketici canlılar diyoruz. İster tüketici deyip isterseniz de heterotrof deyip aynı şeydir zaten. Heterotrof canlılara yani kendi besini kendisi üretemeyen canlılara hangileri örnek verilebilir? Mantarlar, hayvanlar, parazit bak bitkiler ve bazı bakteriler verilebilir. Gençlik bakın bütün bitkiler ototroftur diyemezsiniz. Çünkü bitkilerin parazit olanları var. Onlar besinlerini dışarıdan başkasından alırlar. Bu yüzden de bunlar da heterotrof olan canlılardır. Ototrof canlılar kullandıkları enerji çeşidine göre kaç ayrıldı? Bakın neye göre ayrıldığı önemli. Eğer ışığı kullanıyorsa fotosentez yapan diyoruz. Kimyasal enerji kullanıyorsa da buna kemosentez yapan diyoruz gençler. 16. Ototrof canlı çeşitleri besin üretmek için hangi enerji çeşidini kullanırlar? Zaten ototrofluk iki çeşitti. Biri fotosentez yapandı, biri kemosentez yapandı. Fotosentez yapan da zaten foto, fotodan geliyor. Işık enerji kullanırlar. Kimyasal da burada, bakın burada kemo var. Kemo yine kimyasaldan geliyor zaten. Kimyasal enerji kullanır. 16. Tekrar 16 mı oldu ya? Neyse. Tamam sıkıntı yok. Organik maddeleri parçalayarak enerji elde etme olayına ne denir? hücresel solunum denir. Canlılarda kaç çeşit hücresel solunum vardır? 3 çeşit gençlik, oksijenli, oksijensiz ve bir de fermentasyon. Eskide bu oksijen, e, oksijensiz solunum ile fermentasyonu bir alırlardı. Şimdi ayırdılar bu yüzden ayırmak zorundayız zaten. Kaç çeşit fermentasyon görülür? Etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu. Zaten bu fermentasyonda son ürüne göre üretilen en son madde hangisi ismini oradan alıyor. Etil alkol üretilirse etil alkol fermentasyonu, laktik asit üretilirse de laktik asit fermentasyonu diyoruz. Zaten daha sonra bunlar ayrıntısına gireceğiz. Canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamına ne denir? Metabolizma. Gençlik bakın metabolizma MEP kitabında yapım ve yıkım reaksiyonları geçiyor. Aslında bu diğer bir MEP kitabından aldığım bir cümle zaten. Zaten bu ama orijinali budur gençler bakın. Metabolizma demek sadece yapım ve yıkım reaksiyonları değildir. Çünkü yapım ve yıkım olmayan bazı reaksiyonlar vardır ama buna da metabolizma demek zorundayız zaten. Kaç çeşit metabolizma vardır? İki çeşit. Biri anabolizma ve biri de katabolizma diye ayırıyor. Anabolizma nedir? Küçük moleküllerin birleşmesiyle büyük madde oluşturması. Bakın gençlik bu kavramlar önemli. Anabolizma kavramını bilelim. Küçük maddeleri birleştiriyorsun, birleştirerek büyük madde elde ediyorsun. Evet, işin içinde büyütme varsa, birleştirme varsa bunu anabolizma diyoruz. Maddenin organik veya inorganik olmasının hiçbir önemi yoktur gençlik. Yeter ki birleştir ve büyük bir hale getir. O zaman bu işleme biz anabolizma diyoruz. Anabolizma örneklerimize bakalım. Mesela bakın protein sentezini verebilir. Zaten dikkat edersiniz burada hep sentez kelimesi geçiyor. Fotosentez, kemosentez, yağ sentez, glikojen üretim. Zaten üretim de sentez demek değil mi bakın. Mesela burada amonestler küçüktür büyük hale getirdin. Karbondioksit ve su küçüktür büyük hale getirdin. Besin büyüktür çünkü burada oksijen olması önemli değil. Karbondioksit ve su küçüktür birleştiriyorsun. Besin meydana getiriyorsun. Besin daha büyük bir maddedir. Gliserol yağ asidi birleştiriliyor. Burada küçük molekül burada yanlış yazmışsın. Gliserol şey harfi gitsin. E, Yağ meydana geliyor. Daha büyük bir madde meydana geldi. Glikozlar birleşip kuşen oluyor. Yine büyük maddeler meydana getirmiş oldu. Peki katabolizma nedir? Katabolizma büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanmasıdır. Kısaca burada ne olacak? Parçacıklar meydana gelecek. Yani büyükten küçük meydana getiriyorsan bu işlemede katabolizma diyoruz. Zaten anabolizma katabolizmanın %100 tam tersidir. Katabolizma örneklerimizin en meşhurları bunlar. Sindirim parçalamadır zaten. Solunumda da yine glikozu parçalıyorsun karbondioksit ve suya. Karbondioksit ve su daha küçük moleküllerdir. 24. Bir insanda anabolizma hızı katabolizma hızından yüksek ise bu insanda nasıl bir gelişme görülür? Bu insanda büyüme meydana gelir gençlik. Mesela eğer katabolizma daha büyükse vücut küçülecektir. İkisi eşitse veya dengede ise o zaman vücut da dengede olacaktır. Yapım ve yıkım olayları sonucunda oluşan atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılmasına ne denir? Atıktan atılması zaten boşaltımdı. 26. Tek hücreli canlılarda boşaltım hücre ile olur. Boşaltımla atılan maddeler hangi yöntemlerle atılır? Difüzyon, ozmoz, aktif taşıma. Bunları bilmeyen varsa zaten ileride değineceğiz. Sıfırdan dinleyenler varsa eğer ve yeni e, bu konuları işleyenler varsa zaten bu kavramlar ileride görülecek. 27. Çok hücreli canlılarda boşaltım nasıl gerçekleşir? Özelleşmiş yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesela tatlı sularda yaşayan amip, öglena, paramesyum gibi canlılarda hücre içine giren fazla su hangi yapılar ile hücre dışına atılarak boşaltım gerçekleştirilir? Kontraktil koful. Gençlik bu kontraktil kofulu bilelim bakın. Çıkar mı çıkar. Bakın çıkar mı çıkar dediğimiz geçen sene hep çıktı gençlik dikkat edin. Onunla ilgili zaten videomuz var. ÖSYM e burayı seviyor dediğimiz şeyler hepsi çıktı ve onunla ilgili hatta bir video da yapmıştık o da sitemizde bulunuyor gençler ee, kanalımızda bulunuyor gençler. Gelişmiş bitkiler metabolizmasında oluşan atıkları nasıl dışarı atarlar terleme ile atarlar damlama ile atarlar yaprak dökülmesi ile atarlar hatta kökleriyle de toprağa bu maddeleri vererek bu artıklardan kurtulmuş olurlar. İnsanlarda boşaltım nasıl gerçekleşir? Terleme yaparak su ve artıkları burada atılır. Solunum yaparak su ve karbondioksit verilir. Mesela nefes verdiğiniz zaman su ve karbondioksit dışarı veriyorsunuz. Yine böbreklerle de idrar oluşturarak idrar da dışarı atılınca bu idrarın içerisinde bir sürü artık var. Amonyak, ürevrik asit ve ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Bir hücreli canlılar hangi canlılar hangi yapılarla hareket ederler? Bunları bilelim gençlik. Kimin neyle hareket ettiği önemli değil ama özellikle sil, kamçı ve yalancı ayakların harekette e, ilgili olduğunu bilelim. Hayvanlar hangi yapılarla hareket ederler? Basit bunları geçebilir, geçebilir de çok önemli değil. Bacak, kanat, yüzgeç gibi yapılarla veya kaslarla da hareket etme özellikleri sahiptir. Bitkiler hangi yapılar? Maddeler sayesinde ışığa veya suya yönelme hareketi yaparak durumlarını değiştirirler. Hormonlar genç, bakın bitkilerde Pasif hareket var zaten aktif hareket yok ama bu hareketi de e, aktif hareket yok pasif hareket yaparlar ve bu pasif hareketle hormonlar etkisiyle yaparlar. Özellikle burada oksin hormonu diye bir hormon var zaten bitkilerde bunu görüyoruz. Canlılarda kaç çeşit hareket var pasif hareket ve aktif hareket? Pasif hareket dediğimiz yani yer değiştirme e, hareketi olmayacak, canlı yerinden ayrılıp gitmeyecek, yerine kıvrılacak, sarılacak, yönelecek falan tarzı hareketler yapıyor. Aktif harekette ise yerini değiştirir, ayaklarıyla veya herhangi bir yapılarıyla yerlerini değiştirirler bir yerden birine giderler. Bitkilerde hangi hareket görülür? Pasif hareket görülür ve bu pasif hareket yönelme, irkilme, sarılma, kıvrılma gibi hareketlerdir. 36. Bitki köklerinin suya veya gübreye yönelmesi, hayvansal organizmaların irkilmesi, Venus gibi sinek kapan bitkisinin sinekleri yakalaması canlıların hangi ortak özelliğine örnektir? Uyarıya tepki veya etkiye tepki de diyebilirsiniz. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme hücre bölünmeleri sayesinde canlıya yeni hücrelerin eklenmesiyle, var olan hücrelerin hacminin arttırarak büyümesiyle gerçekleşir. Tek hücreli canlılarda büyüme nasıl gerçekleşir? Hücrenin kütlece ve hacimce artması ile gerçekleşmektedir. Canlının yaşam boyu geçirdiği değişikliklerin tümüne ne denir? Gelişme denir. Gelişme sonucunda canlıda ne gibi değişimler meydana gelir? Canlının doku ve organları işlevsel olarak değişerek iş yapabilecek olgunluğa erişir. Örneğin elimizin uzayıp genişlemesi, büyüme, parmak kaslarının kaşığı tutup yemeği dökmeden ağza götürebilmesi ise gelişmedir diyoruz. Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için ürerler. Üreme canlıların kendine benzeyen canlılar meydana getirmesidir. Canlılarda kaç çeşit üreme vardır? Eşeğli üreme ve eşeğsiz üreme. Gençlik aslında e, metagenez dediğimiz bir üreme şekli de var. Özellikle tohumlu bitkilerde görülen ama map bu şekilde verdiği için mecburen biz de bu şekilde iki ayırıyoruz. Üçüncüsünü vermiyoruz yani üçüncüsü de var demiyoruz. 41 genetik çeşitliğe neden olan e, neden olmadan genellikle bir hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda görülen üreme şekli hangisidir? Eşeğsiz üreme. Demek ki eşeğsiz üremenin en önemli özelliği gençlik çeşitlik yok. Eşeğsiz üreme örneklerin nelerdir? Bir hücreli canlılardan olan bakteriler ikiye bölünerek kendine benzer yeni canlılar meydana getirir. Bu bir eşeğsiz üreme örneği. Deniz yıldızı gibi canlıların kopan parçalarının yeni canlılar meydana getirmesi vejetatif üreme diyeceğiz ileride. Bu örnekleri şimdiden bilirsek iyi olur ki üreme konusu zaten bunlara sık sık değiniyoruz. Eşsiz üreme nedir? Tek ana canlıdan genetik yapıları aynı olan yeni canlılar oluşmasıdır. Bu üremede kalıtsal çeşitlik yoktur. 44. Aynı tür ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin özellikle bu üreme hücreleri önemli. Çekirdeklerinin birleşmesiyle genetik yapı farklı, genetik yapısı farklı. Yeni bir canlının oluşması hangi üreme ile olur? O da eşeyli üreme ile olmaktadır. Eşeyli üremede kalıtsal çeşitlik vardır. Bunun sebebi nedir? Eşeyli üreme ile oluşan canlı kendisini meydana getiren her iki atasına ait özellikleri bir araya getirdiği için çeşitlenmiş oluyor. 46. Eşil üreme örnekleri nelerdir? Mesela bitkilerin tohum oluşturması, kuşların yumurta ile üremesi, memeli hayvanların doğurması, bunların hepsi eşil üremedir. Şu örneği bilelim gençler. Tohum deyince, tohumdan gelişme deyince öğrenci sanki eşeğsiz üreme düşünüyor. Ama tohum kelimesini gördüğünüz zaman işin içinde eşil üreme var. Tabi bu üreme konusunda detaylı görülecektir gençler. Canlıların bulundukları ortamdaki yaşama ve üreme ihtimalini artıran yani şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne ne denir? Adaptasyon denir. Adaptasyon örneklerini çok iyi bilelim gençlik. Çıkar bunlar çıkar evet bakın adaptasyon örneklerini bilin. Hatta ileride zaten çokça değineceğiz adaptasyona. Adaptasyon ekolojide de geçer, kalıtımda da geçer. Özellikle modifikasyon ile karıştırılır genelde. Ve biz bu detaylara zaten gireceğiz. Ama biz adaptasyon örneklerimizi şimdiden bilelim. Bu kalem onların ortama göre renk değiştirmesi. Bakın özellikle bu kalem örneğini çok sordular. 3 kere ÖSYM sordu. Bunu tekrar sorarlar gençlik. Bu, bu kalem oh, unutmayın. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması bir adaptasyondur. Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması bir adaptasyondur. Kutup ayılarının beyaz e, kürklü olması bir adaptasyondur. Zaten adaptasyon için biz ne demiştik? Avantaj demiştik. Bakın bunların her biri canlılara avantaj sağlayan özelliklerdir. O yüzden bunların hepsi adaptasyon örnekleridir. Adaptasyonlar neden yavrulara da geçer? Çünkü kalıtsaldır da ondan dolayı. Evet gençlik. Konumuz bu yani verebileceğimiz soru sayısı bu kadar 40 soru, 49 soruda sonlandırmışız. Bütün bu meseleyle ilgili soruları vermiş olduk. Özellikle bakın zaten iki noktada çok durduk. Söyledik onları zaten. Mesela bunlardan bir tanesi şu an gördüğünüz adaptasyon meselesiydi. Bütün bu Tekrar videolarında yani klasik sorularda tekrar videolarında zaten öz üzerinde durmuşsam bir şeyin üzerinde ki konuda da zaten duruyoruz. sınada gelecektir gençler. Geçen senede de yaptık bakın. Özellikle e, klasik sorular ile AYT sorularımıza tekrar bakarsanız orada bütün sorular tek tek söyledik önceden. Bakın bu çıkar aman ha aman bunları bilin dedik ve onlar da hepsi geldi ki dediğim gibi onlar ile ilgili videomuzda zaten yaptık. Her şey kanıtlı. Ne dedikse o. Bakın ne gelir dedikse o geldi. Bakın burada 49 soru var. Bazen de öyle e, hocam bir sürü soru yaptınız. Tabii ki gelecek. Ama ben hepsine gelir demiyorum ki bakın. Burada 40-9 tane, tane soru var. Hangisine dedim çalışın. İki tanesine diyorum ya. 49'dan iki tanesi. Yani 50'de 50 dersek 50 soru dersek eli de iki tane gençler. Çok fazla değil zaten. Birinci dereceden buraya odaklanıp öğrenirseniz çok rahat yaparsınız. Sınavda fullersiniz. Bakın bir sürü öğrenci full yaptı zaten. Ki bu sene 3-4 tane soru biliyorsunuz. Ee, biraz çeldiricileri fazlaydı. Yani e, bir kısım öğrenci yapamadı. Ona rağmen yani diğer sorular da gerçekten çok basitti. Aslında bir biyoloji sorularında biraz bir dengesizlik vardı. E, bakın ona rağmen bir sürü mesaj geldi. Allah razı olsun diye bir sürü öğrenci kendi derslerine girdiğim öğrencilerden de aynı şekilde. Bakın çok güzel başarılar elde ediliyor. Özellikle takip edip de üzerinde durduğum noktaları birinci dereceden bilirseniz göreceksiniz. Bunlar kanıtlı gençlik. Yani ee, şeyimizde var zaten sitemizde yani kanalımızda zaten bununla ilgili video var. Açıp da bakabilirsiniz. O dersleri de tekrar isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Onunla ilgili video yaptım. Yine gençlik izleyenler arasında eğer abonemiz değilseniz lütfen kanalımıza abone olalım, destek verelim. Ha, abone olmuyorsanız da canınız sağ olsun. Ama yeter ki dinlemeye devam edin. Sizler için faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Allah'a emanet olun gençler. Kendinize iyi bakın.